Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler'in bu kez gerçekten son bölümündeyiz ve sevgili hocamız Mustafa İslamoğlu'yla son bir şirk konusunda son bir bölümümüz kaldı. Onu yapacağız inşallah. Ama önce yine ayetlerimizi bir izleyelim, görelim. Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir. Eğer şirke düşersen, yaptığın yanar gider ve sen de kaybedenlerden olursun. Zümer Suresi 65. Ayet. Bir gün İbrahim için beytin yerini hazırlamış, bana bir şeyi ortak sayma. Tavaf edenler, kıyam, rükû ve secde edenler için beytimizi temiz tut, demiştik. Hac Suresi 26. Ayet. İbrahim Aleyhisselam'a da ilk emir bana şirk koşma hocam beyti yaptıktan sonra. Ne kadar insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten bu ayetleri izledikten sonra. Hocam yine Allah, alemlerin Rabbi Allah, bilmek, tanımak, anlamak kitabınızı da anmış olalım. Bu kitabınızın da seküler şirk diye bir bölümü var. Yani demek ki şirkin seküler olanı da var. Ve orada şöyle diyorsunuz, şirkin bir türü de Allah'tan bağımsız bir hayat alanı olduğunu tasavvur etmektir. Bütün bir varlık aleminde Allah'tan bağımsız bir tek alan yoktur. Hayat alanı da öyledir. Allah hayata müdahildir. Allah'ın hayata müdahil olmadığını düşünmek şirktir. Eyvallah. Ayeti isterseniz oraya serlevha olarak iliştirelim. Hocam tabii ki, buyurun. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَاهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَاهٌ Bu çok önemli bir şeydir. Evet. O gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Esasen böyle bir ayet ilk nüzul ortamında neye tekabül ediyordu ki böyle bir ayetin mesajına ihtiyaç duyuldu? Allah'ın gökte ilah oluşuna itiraz yoktu. Gök Tengri. Evet. İnancını hatırlayın. Evet, Türklerde de. Evet, Türklerde var. Efendim, gökte ilah oluşuna itiraz yok. Dikkatinizi çekerim. Firavun da aslında Allah'ın göklerin ilahı olduğunu kabul ediyor. Yani mühim olan benim işime karışmasın demek mi hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Yani o efendim işte hani Rabbim güneşi doğudan doğdurur diyor Hazreti İbrahim. Evet. Batıdan batırır. Febuhitellezî kefer. Kafir şaşırdı kaldı. Evet. Diyordu ya orada. Esasında orada yani verecek cevap bulamadı. Çünkü kabul ediyor onu. Onu reddedemiyor, onu inkar edemiyor. Yok güneşi ben falan diyemiyor. İşte o manada yeryüzünde Allah'ın sözünün geçip geçmedi. Yani Allah'tan bağımsız bir alan fikri. Allah'tan bağımsız bir alan fikri işte... Seküler şirk diye adlandırdığım şey o. Şimdi bir alanı boşaltacaksınız, Allah'tan arındıracaksınız, yani Allahsızlaştıracaksınız. Peki bu alanı Allah'tan arındıran insan aslında ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Tanrısını atayan insanın yaptığını yapmış oluyor. Şimdi o alana başka bir tanrı atacak. Aynen öyle. O alana başka bir tanrı atayacak. Yani illa adına tanrı demesine gerek yok ki. Aynen öyle. Evet. Yani isterseniz tabiat da diyebilirsiniz buna. Doğa da diyebilirsiniz. Evet. Evren. Tesadüf bile diyebilirsiniz. Evet. Tesadüf tanrı olmuş olur. Evet. Sadece o kadar yani. Evet. Tesadüf de diyebilirsiniz. Tesadüf dediğinizde tesadüf tanrı olmuş olur. Onun için yani... Allah'tan bağımsız alan fikri. Allah'tan bağımsız alan fikri aslında kapitalizm suretinde tecelli eden bir boyutu var biliyor musunuz? Allah'tan bağımsız alan fikrinin kapitalizm suretinde tecelli eden nedir bir hocam? Boyutu. O nedir? Şimdi serveti Allah'tan bağımsızlaştırıyor. Yani lehu mulkus semavati vel ard. Zaten Karun da öyle demiyor mu? Bu benim bendeki bir bilgiden dolayı aynen bana verildi diyor tabii, ayette. Tabii bu benim. Evet. Bu benim. Zaten servet benim istediğimi yaparım. Mantığının üzerine kurgulanır. Beden benim,
vücut değil. O da ayrı bir mesele. Bu kapitalizm üzerinden gidecek olursak, servet benim. Servet benim diyen insana israf haramdır anlatamazsın. Anlatamazsınız ki. Servet onun. İster atar, ister satar, ister kokutur, ister çürütür, ister uldurur. Hiç bir şey diyemez. Servet onun. Evet. Hayır. Peki Kur'an ne der? Servet senin değil. Servet Allah'ın. Serveti sana emanet olarak verdi. Servet senin elinde bir emanet. Emanete ihanet mi edeceksin, sadakat mı göstereceksin? Yani servet imtihan. İmtihan vesilesi. Evet. Aynen öyle. İmtihandır. İşte mallarınız ve işte evlatlarınız vahşi imtihandır. Kapitalizmin biz neden vahşileştiğini içinde Allah'ın olmadığından anlıyoruz. İçinde Allah Allah alındığında, yani biraz önceki mevzu ile bağlayalım. Allahsızlaştırılmış bir ekonomi alanı, Allah'tan arındırılmış bir ekonomi alanı, sekülerleştirilmiş bir ekonomi alanı vahşi kapitalizmi üretiyor. Anlatabiliyor muyum? Hocam peki şu ayeti nasıl anlayacağız? İttehizu ahbarehum ve ruhbanehum erbaben min dunillah. Harika. Evet, yerini de söyleyin öyle. Tevbe suresinin 31. ayeti. Mealini vereceğim. Buyurun hocam. Efendim, onlar ahbarlarını, yani hahamlarını ve ruhbanlarını, yani papazlarını, erbaben min dunillah, Allah'ın astlarından, yine ast, min dun, yani aşağısından. Tabii, min nefs değil, min nefsi sevi değil. Anlatabiliyor muyum? Aynı müstevada, aynı seviyede, aynı level'da değil. Daha aşağıda Rabler edindiler. Peki ne demek Rabler edinmek? Ne demek Rabler edinmek? Aslında bunu, bu ayetin nasıl anlaşılacağına ilişkin karmaşa sevgili Resulümüz yaşarken olmuş. Meydana gelmiş. Harika bir örnek var. Peygamberimizin tefsiri var yani bu ayet hakkında. Bu çok güzel bir şey. Adi bin Hatem isimli biri var. Bu adam Tay kabilesinin papazı. Tay kabilesi Bizans'la bağdaşık Suriyeli bir kabile. Bu adam da papazı. Bu adamın kız kardeşi bir savaş sırasında esir ediliyor. Medine'ye getiriliyor. Resulullah'tan kurtulması için ricada bulunuyor. Kendi konumunu söylüyor. Meşhur Arap cömerti Hatem-i Tâi'nin kızı olur. Bu da olur. Babaları Hatem-i Tâi. Onun cömertliği dillere destandır. Yani burada oraya girersem çıkamam. Çok güzel örnekler var. İnşallah bir başka vesile. İnşallah bir başka vesile olur da bir gün Hatem-i Tâi'nin cömertliğini, yani dillere destan bir kral için beslediği atı gelen tanınmadık bir misafire nasıl kestiğini. Ondan sonra eyvallah efendim. Dolayısıyla böyle bir zatın cömertliğinden dolayı herkesin övdüğü, Allah Resulü de övdüğü bir zatın oğlu olur bu. Adi bin Hatem. İşte bu adam papaz. Bu kabile de Arap Hristiyanlardan. Efendim, Tay kabilesi Arap Hristiyan bir kabile. İşte bu adam Müslüman oluyor. Bir gün Ramazan'da o işte sahur vaktinin belirleyen ayet var ya. Gündüzün işte şafağın beyaz ipliği gecenin siyah ipliğinden seçilip ayrılıncaya kadar yiyip için diyor ya efendim. Haytul ebyad ve haytul esved. Şimdi iki tane kavram, iki tane cümle var burada, cümlecik var. Bu zat bunu mecaz olarak anlamamış, hakikat olarak anlamış. Yani yanlış anlamış, doğru anlamamış. Yastığının altına bir siyah ip koymuş, bir de beyaz ip koymuş, uyumuş. Şimdi kalkıp bakıyormuş. Yani beyaz. Ayırt edebiliyor. Aynen öyle. Bu tabii aslında ayın dönemleriyle alakalı da bir şey. Eğer kavuşum dönemine yakınsa hiçbir şey ayırt edemezsin. Eğer ayın öndördüyse gece hep ayırt edersin. Anlatabiliyor muyum? Ayırt edemediğine an olmaz. Pencereye yakın uyumakla uyumamak, evin pencereli olmasıyla evet, olmaması. İçerideki ışıkla alakalı. Aynen bu öyle yanıyor, alakalı. Yanmıyor bu. Bir şey. Ama zat böyle. Resulullah'a gelmiş, ya Resulullah böyle yaptım. Ben de seni demiş, ince fikirli bilirdim. Yani o öyle değil, şöyledir.
Yani ya Resulallah demiş biz bu zat bu ayete şey yaparken ya Resulallah ama biz papazlarımıza ve hahamlarımıza secde etmiyorduk ki. Aynen öyle itiraz ediyor bu ayete. Yani onları Rabler edinmemiştik. Rabler edinmemiştir. Rab edinmeyi papazlara ve hahamlara secde edinme olarak. İbadet etme, ibadet olarak. Etme olarak. Evet, ibadet etme olarak algılıyor. Kıyama durmak da diyebilirsiniz. İbadet etmek olarak algılıyor. Efendim, hayır diyor Resulullah. Bu çok önemli. Hayır. Burada Rab edinmek o demek değildir. Onların haram kıldığını haram, helal kıldığını da helal bilmiyor muydunuz? Evet. İşte onları Rab edinmek budur. Siz onların haram kıldığını haram, helal kıldığını helal biliyorsanız onları Rab ediniyorsunuz. Şimdi asıl problem ne biliyor musunuz Erdem Bey? Asıl şu. Allah Resulü Rab edinmeyi böyle tarif ederken Allah Resulü'nün kendisini müteşerri olmaktan çıkarıp şari ilan edip kanun Allah koyuyor. Gibi haram kılan, Allah gibi farz kılan olarak kodlamak Allah Resulü'nün bu tefsirinde Allah Resulü'nün kınadı, reddetti, Rab edinmek olarak, şirk olarak gördüğü bir şeyle kendisini itham etmekten başka nedir? Evet. Hocam bir de bu ayetteki ahbar kelimesini mesela Elmalılı Hamdi yazır. Bilim adamları olarak hani Heber'den şeyle hareketle bilim adamları olarak anlamak gerektiğini de söylüyor. Yani bu şekilde de anlaşıldığı zaman şu sizin bahsettiğiniz örnekten de yola çıkarsak yani bir takım otoritenin ya da kim olursa olsun bir otoritenin, bir büyüğün, bir kurumun sözünü Allah'ın sözü yerine getirmek, Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmak manasında anlayabilir miyiz hocam bu ayeti? Zaten Allah Resulü için caiz değilse başka kim için caiz olabilir ki? Yani Rabbimiz kendisine dahi haram kılmasını yasaklıyor Resulullah'ın. Kendi bir tek kendisine. Evet. Yani öznel bir şey yani. Tahrim suresinin ilk ayeti. Evet. Yani bir başka yasak koyabilir. Allah Resulü yasak koyabilir. Devlet başkanı yasak koyabilir. Efendim herhangi bir mülki amir yasak koyabilir. Kırmızı ışıkta geçmek yasaktır nitekim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yasak, çok yasak koyabilirsiniz. Kaldırabilirsiniz de. Değiştirebilirsiniz de. Yani bir trafik sistemi gelir, bu sistem değişebilir. Evet. Farklı bir sisteme geçebilirsiniz. Bir bu yani ulaşım vasıtası icat edersiniz. Onda farklı bir sistem geliştirebilirsiniz. Vesaire. Ama Allah'ın haramını helal kimse helal edemez. Helali de kimse haram edemez. Allah'ın haramına uymakla peygamber başta yükümlü. Resulullah'ın kendisi yükümlü. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir kurum, kuruluş, otorite Allah yetkisi kullanamaz. Zaten şirk, biraz önce de söylüyoruz başından beri programın, Allah'ın yetkilerinden herhangi birini Allah dışındaki bir varlığa, bu varlık kurulda olabilir, kurumda olabilir, bir fert de olabilir, şahıs da olabilir. Hatta şahsı manevi olabilir, evet. Tüzel kişilik olabilir. Yani illa özel kişi olmak zorunda değil. Her kim olursa olsun Allah'a ait bir yetkiyi veya Allah'a ait bir niteliği Allah'tan başkasına yakıştırmak. Zaten hocam ayet şöyle devam ediyor. Vel Mesih ibn Meryem ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahide. Evet. Yani demek ki bunu yapmak Allah'tan başkasını ilah yerine geçirmek de manasına da geliyor. Ya ben burada şunu da şey yapıyorum. Yani işin teorik kısmına çok fazla dalmak istemem. Ama Thomas Kuhn'dan sonra malumunuz bilimsel bilginin tanımı şöyle yapılmaya başlandı. Yanlışlanabilir olan. Bakın çok önemli bir husustu. Kırılmaydı aslında evet. Bu. Yanlışlanabilir olan. Popper da bunun üzerinde çok ciddi durdu. Yani bilimsel bilgi yanlışlanabilir olan bilgidir. Evet. Onun için bilimsel bilgi üzerinden haram üretemezsiniz. Yasak üretebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Zararlı diyebilirsiniz.
veya evet. Anlatabiliyor muyum ki? Kastımız o değil. Aynen öyle. Ama onun için yani bilimsel bilgiyi dinleştirmek de bilimsel bilgiyi bu sefer şirk koşmak anlamına gelecekti. Dinleştirmek. Evet. Ama şu bir hakikattir. Allah'ın kainat ayeti kitabı var. Bir de vahiy kitabı var. Bu ikisi birbiriyle asla çelişmez. Evet. Bunun altını kalınca çizmek lazım. Hocam o kalın çizgiyle de programımızı bitirelim Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Hem son programımızda bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı bir Ramazan diliyorum. Bildiğim kadarıyla bu hafta içinde Somali'ye gideceksiniz. Allah nasip ederse, evet, yani daha dinlenemedik. Londra'dan, İngiltere'den yeni geldik. Ama inşallah yarın değil, o bir gün Somali'ye gidiyoruz. İnşallah. Kardeşlerimizden dua istiyoruz. Orada hayırlı bir iş için gidiyoruz. Çok güzel hocam. Somali'nin ilk kadın doğum hastanesini, yardım elimiz orada bir hastane, tam teşekküllü bir hastane yaptı. Onun açılışını yapacağız Allah nasip ederse inşallah. Orada da dinlenemeden, yatamadan da gelip Urfa'ya geçeceğim. Urfa'da hem ribatımız var, hem de Urfa'da bir temel atma törenimiz var. Çok güzel hocam. Allah nasip ederse orada da bir Kur'an okulu ve bir cami tören atma, maşallah, temel atma törenimiz olacak. İnşallah, yani durmak yok. Hocam, yola devam. Aman durmayın. İnşallah Ramazan'da dinlenme fırsatı bulursunuz. Ben de buradan tüm kardeşlerimin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun demiyorum. Zira Ramazan zaten mübarektir. Evet. Ben diyorum ki Ramazan bizi mübarek etsin. Evet. Ramazan'ın bereketinden nasiplenelim. İnşallah. Ramazanlaşalım. Yani oruç, sadece biz orucu tutmayalım. Oruç da bizi tutsun. Dik tutsun, diri tutsun, iyi tutsun, iri tutsun. Ve orucun başını eğmeyelim. Orucun başını dik tutalım. Orucu sadece mide açlığı, sadece diyet şeklinde dönüştürmeyelim. Yani pide bayramına dönüştürmeyelim. Ramazan öğünleri değiştirmek değildir. Ramazan esasen acın farkına varmak, açlığın farkına varmak, bedeni aç bırakıp ruhu doyurmak. Ruhun önüne geçen, ruhu unutmayalım, üçüzlerini, akıl, irade ve vicdan. Akıl, irade ve vicdanın önüne geçen bedene dur deyip, sen ikincilsin, arkaya geç deyip, birincil olanı öne alalım. Aklı öne alalım, aklı doyuralım. Eyvallah. Vahiy ile. İradeyi doyuralım. Vicdanı doyuralım. Dolayısıyla hocam, bu manada Ramazan bizi mübarek etsin. İnşallah diyorum. Hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün bu programı da biliyorsunuz iki hafta önce kök programımızı sona erdirmiştik. Bugün itibariyle de Yükselen Sözleri bu sezon yine sona erdiriyoruz. Allah ömür verir, fırsatlar yaratır ve bizlere tekrar aynı ikramları bahşederse tekrar karşınızda olmayı elbette isteriz. Bize vereceği imkanları, onun ayetlerini, onun kullarına en doğru, en güzel şekilde ulaştırmak için kullanacağımızı, şimdiye kadar göstermiş olduğumuzu ümit ediyoruz. Ve sizleri bu emeklerimize şahit tutmak isteriz sevgili izleyiciler. Buradan ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Kök ve Yükselen Sözler programını birlikte gerçekleştirdiğimiz kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, rejideki arkadaşlarımıza, yönetmenimize, bütün ulaşımdaki Metin abimizden bütün çalışanlarımıza kadar, programımızın internet ve logo vesaire tasarımlarını yapan ve hiçbir karşılık beklemeden bu hizmetleri bizden esirgemeyen Bülent Yönlü arkadaşımıza, Kök programının müziğini yapan Berat Demirci kardeşimize çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve yine sosyal medya işlerimizi karşılıksız yapan kardeşlerimize, Süheda Hanım'a buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii ki Süleymaniye Vakfı'na ve oradaki hocalarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Ve Yükselen Sözler'den hepinize hayırlı Ramazanlar diyor, hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.
Belki yardımları olur diye Allah'la aralarına koydukları ilahlar edindiler. Oysa onların bunlara yardıma güçleri yetmez. Ama bunlar onlar için hazır askerdirler. Yasin Suresi 74 ve 75. ayetler.